Günaydın. Gerçekten günaydın. Ohrid'de sabah 5.20. Saat 6'da otobüsüm var. Hepinize merhabalar. Bugün Bitola Manastır günü. Bakın ay görüyor musunuz bilmiyorum. Hilal şeklinde karşıda. Görünce yanındayım. Ve Ohrid otobüs terminaline yürümem gerekiyor şimdi. Dediğim gibi sabah 6'da vardı bir otobüs, bir de 3.30'da vardı. 3.30'da gitmenin bir anlamı yok. Manastır Bitola'yı gezemeyecektim. Ertesi güne dönmem lazım. 6 için aldım, mecbur. Şimdi Bitola yolculuğu başlıyor. Bitola videosuyla sizleyim artık. Bugün de Bitola'dayız. Görüşürüz. Ohrid'in Clement sokağı, en meşhur sokağı. Şu an bomboş, kimsecikler yok. Değil mi? Bu saatte kim olur? Saat daha 5.20 geçiyor. Terminindeyiz. Şimdi 6'yı bekleyeceğiz bakalım. Bitola'ya bununla gideceğiz. Isuzu. İyi gene beklediğimden iyi çıktı gene. Şansın yerinde. Çok kötü yorumlar yapmışlar. Buradaki otobüslerle alakalı da 2 günlük fena değil. Bayağı zevkli bir yolculuk olacak gibi. Burası da Bitola otobüs terminali. 1,5 saat sürdü ortalama. Yarın da saat 8.30'a biletimi aldım Üsküp için. En uygun saat oydu. Şimdi yavaş yavaş otelime gideceğim. Villa Konzuli diye bir yerde kalacağım. Şirok sokakta. Bitola'dayım. Hava şansıma evet gene çok güzel. Gene harika. Görüşürüz. Ben otelime doğru yürüyorum. Hava inanılmaz güzel. Saat 8.30. Makedonya'yı hep merak ediyordum. Makedonya'yı çok keyifle gezdim. Bu üçüncü şehrim ama burasının ayrı bir yeri var. Burası Makedonya'nın 8. büyük şehri. 45 bin nüfusu var ama konsoloslar şehri olarak geçiyor. Birçok ülkenin konsoloslukları buradaymış. 18. yüzyıldan sonra burada hepsi açılmış. Tabii esas bizim için önemli olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, atamızın okuduğu askeri lise burada. Manastır Askeri İdadesi. Orayı gezeceğiz. Orasının çok önemi var. Atatürk burayı çok seviyormuş. Bu şehri ayrı seviyormuş. Bu şehri anlatan bir şarkı bile var. Hepsini konuşacağız.
İşte otobüs terminali karşıda. Yanında çok güzel bir park var. İnsanlar böyle burada spor yapıyor, koşuyor. Ve dediğim gibi Mart ayında olmamıza rağmen hava inanılmaz güzel. Otelim de buraya yaklaşık bir 900 metre falan. Yürüyorum ben de. Bir girelim bakalım, daha çekinime var. Karnımı doyurmam lazım. Karnım çok aç. Hiçbir şey yemedim. Daha sabah kahvaltı yapamadım. Ondan sonra Bitola'yı keşfe başlıyoruz. Kalacağım yeri buldum. Villa Konzuli. İşte burası. Check-in saati 11 ama sağ olsun yardımcı oldular. Eşyalarımı koydum. Odamız temizleniyor. Saat 11'de de. 11'de, yani 11'i bulmaz hatta dediler. Bir saat sonra bile gelebilirsiniz. Da Türkiye'den geldiğinizi öğrenince ilgi alaka hat safhaya çıkıyor. Hep atlıyorum. Herkes soruyor. Instagram'dan birkaç kişi daha yazmış. Türk parası ne oluyor falan diye. Arkadaşlar, Makedon dinarını 3'e bölün. Yani ortalama 3 Makedon dinarı. Mesela burası 1020 Makedon dinarı. İşte 3'e böldüğün zaman 330 lira, 340 lirayı bulmuyor yani. Geceliği. Kahvaltı yok. Sadece oda. Burada hostel bulamadım. Son hostelde kalırdım burada ama. Ucuza gezen doktor olarak konsepte çok uymuyor ama burası biraz ucuz. O yüzden çok öyle külfetli gelmiyor. Şimdi arkası tam Şirok Sokak. Şirok Sokak'tan başlayacağız bakalım dışarı yemeğe. Bir saat sonra geleceğim. Bir duş falan alacağım. Arkasından şehri tamamen keşfetmeye başlayacağım. Odam burası. Şöyle bir balkonum var. Şu tam karşısı Şirok Sokak. Yani Şirok Sokak'ın paralelinde kalıyorum ben. Yeri çok güzel. Bir de banyoma bakayım. Klimam var. Gece çok soğuk oluyor. Gayet temiz. Gayet güzel. Zaten sadece bir gün kalacağız. Yarın sabah 8.30 otobüsüyle de Üsküp. Evet, Bitola şehrinde gezim başladı. Ucuza gezen doktor gezmeye başladı. Ucuz ucuz geziyoruz şu an. Merhaba. 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 Türkçe biliyor musunuz? Türkiye'den geldim. Ya söyleseniz de ya, Türk misiniz? Tabii canım, denk geldik. Merhabalar. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz şu manastıra geldik, Atatürk'ün okuluna. Oraya gidiyorum ben de şimdi. Ya, bitirdik biz orayı. Sabah iniydi. Evet. Tören bören yaptılar. Geç kaldım. Tabii. Ben 8'de geldim. 8.30'da geldim. Evet, ondan geldik da akşam. Evet. Güzeldi yani. Tavsiye ederim. Güzeldi. Oraya gideceğim. Akşama kadar buradayım. Yarın Üsküp'e döneceğim. 4 gündür falan geziyorum Makedonya'yı. Güzel. Nereden? Türkiye'den geldim. İstanbul'dan geldim. Tabii canım abi. Beşiktaş'tayız. Bulduk diyorsun değil mi abi? Evet. Siz nereden geliyorsunuz? Balıkesir'den. Balıkesir'den. Peki şey mi? Sadece Makedonya mı? Yok yok, Yunanistan'dan Makedonya. Yunanistan'dan başladık. Böyle buraya. Hırvatistan, Almanya. Çok güzel ya. Çok turla yapıyorsunuz yani. Adım Almanya'da ana şehirde bırakacağız. Ondan sonra devam ediyoruz. Helsinki. Kelime anlamı geniş sokak. Norveç. Abi hayalimdeki hayat. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Arkadan Magnolia Meydanı var. Magnolia Meydanı'ndan Atatürk'ün liseyi okuduğu Manastır Askeri İdaresi, şu an Milli Enstitü ve Müze olmuş. Buraya kadar devam eden bir sokak burası. Sağlı sollu kafeler var. Bizim İstiklal Caddesi gibi, İstanbul İstiklal Caddesi gibi. Bitola, Makedonya'nın en büyük ikinci şehri. Fakat burası konsoloslar şehri olarak biliniyor. 1800'lü yılların sonunda birçok ülke burada konsolosluk açmış. Hatta Türk Fahri Konsolosluğu arkadan önünden geçtim. Burayı da göstereceğim size. Dediğim gibi Atatürk'ün lise yılları burada geçmiş. 1896-1898 yılları. O yüzden çok önemli bizim için. Atatürk'ün ilk aşkı Eleni. Onun hikayesi burada. Hepsini anlatacağım. Şehir dediğim gibi konsoloslar şehri olarak biliniyor. Çok turistik. Bu sokakta her geçen dakika
Her geçen saat hareketleniyor. Sabah saat 8'de geldiğinde bomboştu ama şu an hareketlilik çok çok fazlaşmış. Neden Bitola Manastır farkı var onu da anlatayım size. Tabii Romalılar burada çok fazla kilise yapmışlar. 1912'deki Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlıların elinden çıkmış burası. Osmanlılar o zamanlar manastır diyormuş. Manastırın işte Türklerden çıktıktan Osmanlılardan hakimiyetten çıktıktan sonra Slavcası Obitel olarak anılmaya başlamış. Obitel diyorlarmış. Obitel de değişe değişe Bitola olmuş. Yani biz diyoruz manastır. Onlar diyor Bitola. Şu an Atatürk'ün lise yıllarını okuduğu yere doğru gidiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu lise. Şu an tüylerim diken diken gerçekten. Atamın ayak izlerinin olduğu yerlerde gezmek bana ayrı bir keyif veriyor. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1899 yılında askeri idadiyi bu kışlada bitirdi. Hadi içeri gezelim. Türkiye'den geldiğimiz yerinde zaten hemen ayrı bir alaka gösteriyorlar size. Kıyafetleri. Yazdığı kitaplar atamın. Ezik, çaresiz, yoksul bir halktan hem millet hem de orduya. Türk ulusunun yetiştirdiği büyük komutan, varoluş mücadelesinin mimarı, bu toprakların evladı, anası. Mustafa Kemal. Burada da anı defteri var. Anı defterine bir şeyler yazacağız şimdi. Anı defterine şimdi bir şeyler yazacağım. Romalılara karşı sürgülere çekildiği Çanakkale'de bir şahitler parçası onun kalbine yaralıyor. Ama bu yüreği, vatan sevgisi ve milleti ona olan inanç kurmaktadır. Mustafa Kemal artık ölümsüz bir kahramandı. O yaşayacaksa yurdusunda yaşayacak. Mustafa Kemal için yaşamak özgürlük demektir.
özgür olan kimse milletin azim ve kararlılığı gerektirir. Bu gerçeği Amasya'da inan. Durmaz, yorulmaz. Gerçekten insan tüyleri diken diken oluyor. Anadolu'dan gelen yapanlardan, burayı düzenleyenlerden Allah razı olsun. Tarafından 2013 yılında yapılmış. İşte burası da atamızın lise hayatı boyunca her sabah içtimaya katıldığı avlu. Bu bahçede atamızın ayak izleri var. Dediğim gibi tüylerim diken diken. Çok etkilendim. Özellikle Atatürk Odası'nın yapılması çok 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 böyle etkiledi beni. Düşünsenize, Atatürk 3 yıl boyunca burada askeri okulda görünüm gördü. Ve burada her sabah içtimadaydı. Şu an müze olarak kullanılıyor burası. Giriş 150 dinar. Evet, askeri idareden çıktım. Atamızın okuduğu liseden çıktım. Şimdi Şirok sokakta yürüyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar hareketlendi şu an sokak. Hava da çok güzel tabii. Şimdi atanımızın, yani atanın ilk aşkı Eleni'nin evine gidiyoruz. Eleni'yi gördüğü balkona gidiyoruz. Balkanların Roma'ya ve Juliet'i diyorlar. Tabii bununla alakalı birkaç kitap okudum, birkaç blog okudum gelmeden önce de. Bunlar hep burada yaşayanların anlattıklarından oluşan kitaplar. Hani birebir bir şey yokmuş. Ama Eleni'nin yazdığı mektuplar gerçek duruyor. Bunun hikayesini de balkonun önünde size anlatacağım. İşte o meşhur balkonun önündeyim. Atatürk'ün Eleni'yi ilk gördüğü yer bu balkon. Bu balkonun altında görmüş. Mustafa Kemal 3 sene boyunca Manastır Askeri İdadesi'nde okuyor. 1896 ve 99 yılları arasında. Eleni o zaman zengin bir ailenin kızı. Babası Eftim Karinte. Tabii o günlerde bir Müslümanla bir Hristiyan'ın evlenmesi çok hoş karşılanan bir şey değil. Eleni'nin babası bir ad günü düzenliyor Eleni'ye. Mustafa Kemal'in de amcası sanırım emniyet müdürüymüş. Ve o toplantıya Mustafa Kemal'i de, yani ad gününe Mustafa Kemal de alınmış. Aralarındaki yakınlaşma daha da yoğunlaşmış toplantıdan sonra. Sanırım dönemin valisi, dönemin valisinden de uyarı bile almış Mustafa Kemal. Babası bakmış olmuyor, Eleni'yi 2 aylığına bir yere gönderiyor. Ama olmuyor. Gene vazgeçmiyorlar. Ve daha sonra Eleni'nin babası Eleni'yi kendi kahyasıyla evlendirip sanırım başka bir ile gönderiyor. O yüzden bu Eleni daha sonra mektup yazmaya Atatürk'e devam ediyor. Ama Atatürk hiçbir şekilde karşılık vermiyor evli olduğu için. Ben bunları nereden biliyorum diye sorarsanız, gelmeden önce İnan Çetin'in Mustafa Kemal Atatürk'ün İlk Aşkı diye bir kitap var. O kitabı buldum. O kitabı okudum. Size de tavsiye ederim. Kendisi 10 gün boyunca burada gezmiş, buradakilerle konuşmuş. Bunların tamamı hani birebir yaşayanlardan değil de anlatılanların veya yazılanların kitaplarından uyarlanma şeklinde.
Yani doğru yanlış kesin bir şey yok ama Eleni'nin yazdığı mektuplar sonuçta kesin. Ve atamın ilk Eleni'yi gördüğü balkonda burasıymış. Magnolia Meydanı'na geldim. Bir baktım. Türkiye ve Suriye için yardım topluyorlar. Bu Macedonian Red Cross diye bir dernekleriymiş. Orada böyle bir şeyler yazıyorsunuz. Bir bağış topluyorsunuz, topluyorlar yardım için. Ben de yaptım birkaç bir şey. Ve çok mutlu oldum. Çocuklar çok sempatik. Burası Şirok sokağın başındaki Magnolia Meydanı. Çok büyük bir gösterişli meydan burası. Şu arkamdaki de Makedonya Kralı 2. Filip'in heykeli. Alt üstündeki heykeli. Bayağı gösterişli bir heykel. Meydanın sembollerinden biri. Bir diğer sembol de bu saat kulesi. Şimdi saat kulesine doğru yürüyorum. Saat kulesi 1912 yıl, tabi Osmanlı zamanında yapılan bir saat kulesi o. 1912 yılında Balkan Savaşları'nda bizden çıktıktan sonra, Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra burası üstündeki, saat kulesinin üstündeki rakamları Roman rakamlarını çevirmişler ve üstüne haç koymuşlar. Anladığım kadarıyla belli saatlerde 6'da, 12'de yanılmıyorsam saat kulesinden saat alarmı geliyormuş, ses geliyormuş. Denk gelir miyiz bilmiyorum. Şu an saat kulesinin altındayım. Bir de burada şey varmış. Makedonya'nın tekrar kuruluşunu, kurtuluşunu gösteren ve ölen askerlerin anısına melek kanatlı bir asker heykeli, ama onu da bulacağım. Tabii burada klasik her yerde olan Ayla Obitola. Şimdi ileride Türk çarşısı var. Eski Türk çarşısı. Oraya gideceğim. Daha arka tarafta. İşte bu melek kanatlı asker heykeli de Bitoğlu'nun yeniden doğuşunu ve savaşta ölen askerleri sembolize ediyormuş. Buradaki Magnolia Meydanı'nın saat kulesiyle beraber bir de şurada gördüğümüz 2. Filip heykeli at üstündeki onunla beraber meydanın sembollerinden. Ve yetiştim. Yetişememişim. Tam fotoğraf çektirirken saat kulesindeki o çan sesine denk geldim dedim ama gelememişim. Son bir iki çanı duydunuz belki. Şimdi Stara Çarşıya. Hani eski pazar diyorlar. Old pazar. Oraya doğru gidiyorum. Vardar Nehri geçiyor. Bitos şehrinin içinden. Dediğim gibi içinden nehir geçen şehirler benim çok hoşuma gidiyor. Osmanlı zamanında 3000'den fazla zanaatkar tezgah açıyormuş burada. Şu an sadece 70 tane falan dükkan kaldı söyleniyor. Eski bir Türk çarşısı diyorlar. Bakalım. İşaretler hep o tarafı gösteriyor, Old Pazar diye. Hani tarihi doku bozulmamış bir yerlerdenmiş. Görmek lazım. Gezeceğiz biraz da. Saat kaç oldu? Saat burada 12.30. Sabah 8-8.30'da yedik. Karnımız acıktı. Buranın kuru fasulyesi meşhur. Bir kuru fasulyeci bulalım. Bulabilirsek bakalım. Eski çarşıda yürüyordum. Umudum yoktu. Buranın bir takımı var. Bitola Pelister diye. Ve onun kupasını buldum. Fakat bir tane kalmış. Çok kırıktı köşesi falan. Sağ olsun hanımefendi yardımcı oldu. Diğer dükkandan getirebilirim dedi. Dediğim gibi koleksiyonerlik böyle bir şey. Koleksiyonumuza bir tane de Bitola kupası ekledik. Tabii siz de konuşun ki falan. Siz de konuşun.
Evet, Eski Türk Çarşısı'nda bir pazara denk geldim. Bugün galiba pazar. Şöyle bir gezeyim dedim. Fiyatlar bize göre çok 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 iyi. Yani işte elmanın kilosu 30 denar, 10 lira falan gibi düşünün. Muz aldım kendime. Kilosu 80 denar. Yani 23-24 liraya falan geliyor. Fiyatlar hoşuma gitti. Biber mesela 10 dinar. Yani 10 dinara biber mümkün mü ya? 30 dinar marul. Bu eski çarşı güzelmiş ya, yani tam Türk çarşısı, hiç özelliğini kaybetmemiş. Bir de kısım kısım ayırmışlar. Burası yiyecek. İşte arka tarafta böyle kıyafet satılan yer vardı. Şu ileride yastık, yorgan falan yapan bir yer vardı. Hediyelik eşya kısmı ayrı. İşte 30 tanesi 250 dinar. 30 tanesi o zaman 80 liraya falan geliyor yani. 30 tane yumurtayı düşünün, 80 lira. Çakma Nike'lar, North Face'ler çakma. Evet, şimdi ben tekrar geri dönüyorum. Atamızın manastırla, Bitola'yla ilgili en çok sevdiği türküyü bilir misiniz? Manastırın ortasında var bir havuz. İşte havuzu buldum. Burası. Eski çarşının tam ortasında. Atam, yani Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele yıllarında Ankara tren garını karargah olarak kullanmış. Ve üvey amcasının kızı Fikriye ona çok yardım etmiş. Hastalığı döneminde çok bakmış. Ve bu türküyü de çok sevdiği için ona piyano çalarak bu türküyü söylediği biliniyormuş. O geçen havuzda burası. Çok otantik, çok güzel. Çok etkileyici bir meydan burası. Ben çok acıktım. Çok acıktığım için de kendime dedim geleneksel bir şey yemem lazım. Her yerde pizza falan var. Tavçe grevçe. Şu. Kuru fasulye. Fakat özelliği güveçte pişiyormuş. Tane, büyük taneli fasulye olacakmış. Ve bir de Makedon salatası. Traditional Makedon salat. İçinde biber falan var. Kırmızı biber, yeşil biber, domates, soğan. Birkaç tane de zeytin var. Milenyum diye bir restorandayım. Burası lüks bir restoran. Hep unutuyorum fiyatları söylemeye ama bu sefer söyleyeceğim. Baştan baktım. 180 Makedon dinarı salata. 240 Makedon dinarı da tavçe grevçe, yani kuru fasulye. İkisi toplam 420, yani 140 liraya falan geliyor. Ha, ekmek vermediler, ekmeği isteyeceğiz herhalde. Bunu yemek istemendeki sebep, dedim ki bunu yemeden gelmeyin diyorlar. Buraya özgüymüş, Makedon mutfağına özgüymüş kuru fasulye. Güveç, toprak güveçte pişiyor. Bakalım, detayları sonra veririm. Beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim bilmiyorum. Yemeğimi burada yedim. Otel Epinal Bitola. Burada bulabildim tavçe grevçeyi. Yani kuru fasulyeyi. Şimdi otelin hemen bunun arka tarafında. Oraya gideceğim. Bir iki saat dinleneceğim. Ona gece tekrar dışarı çıkacağım. Burada da bir şey dikkatimi çekti. Hemen duruyorlar. Bakın. Trafik şu an durdu. Şirok Caddesi'nin üstü akşam saatleri. Birkaç bir şey alacağım kendime. Ondan sonra otelime gidip dinleneceğim. Evet, Şirok sokakta biraz da gecesini göreyim dedim. Bitola'nın gecesi gündüzünden daha da hareketliymiş. Yani o kadar kalabalık ki. Gündüz kalabalığın 3 katı falan herhalde. Sağlı soldu kafeler,
kasinolar hepsinin ışıkları yanmış. Canlı müzikler başlamış. Cumartesi akşamı. Onun da etkisi var herhalde. İşte bir şey dikkatimi çekti. Yani çoluklu çocuklu herkes burada. Genç, yaşlı. Şehrin kalbi burada atıyor. Herkese günaydın. Makedonya'nın son gününden. Herkese günaydınlar. Birazdan Bitola otobüs terminaline gideceğim ve 8.30 otobüsüyle Üsküp'e gidiyorum. Uçağım saat 4.20 geçe. 4.20 uçağıyla da Türkiye'ye dönüyoruz. Bu güzel ülkeden ayrılıyoruz. İşte yaklaşık 4 gün geçirdim Makedonya'da. Üsküp, Ohrid ve birer gün olacak şekilde Bitola. En çok beni etkileyen Bitola oldu. Atamızın ayak izleri, atamızın geçirdiği lise hayatı, ilk aşk ile yaşadıkları falan. Hep burada anılarla güzel bir gün geçirdi bana. Ohrid'i çok sevdim. Ohrid'in özellikle deniz kenarı, göl kenarı çok güzeldi. Yani eğlenceliydi. Yediğim balık çok lezizdi. Pastirmika, oranın alabalığı. Üsküp tam bizlik, yani tam Türk çarşısı falan böyle bize anlatıyor. Herkes Türkçe konuşuyor ve burada herkes Türkleri çok seviyor. Mutlaka gelin diyorum ben, gelmesi kolay, ucuz. Malum durumdan dolayı para bir denar ve ucuz bir ülke. Avrupa'nın göbeğinde, bir de ulaşım da çok kolay. Vizesiz, hiçbir şekilde size sıkıntı çıkartmıyorlar. Burası Şirok sokak. Dün size çekmiştim. Bu kadar hareketli sokak şu an bomboş. Saat daha şu an 8'e geliyor. Otobüs terminaline yürüyeceğim. Buradan yaklaşık 10 dakika falan. 8.30 otobüsle de Üsküp'e gidiyorum. Yaklaşık 2 saat 20 dakika falan sürece söylendi. Üsküp'te de biraz vakit geçirip yemediğim birkaç bir şey kaldı. Onları da yemek istiyorum. Onları da yedikten sonra da Türkiye'ye dönüş vakti. Karşıda görmüş olduğunuzda Helisler futbol takımının stadyumu. Ah Mehmet kardeşim, ah. Sen olsaydın bir şekilde şansımızı denerdik. Seninle biz Minsk'te, Belarus'ta gizli gizli Dinamo Minsk'in stadına mı girmedik? Spartak Moskova'ya dil döküp de stadına senin sayende girmedik? Budapest'te az mı tavaf etmedik etrafını? Değil mi, stada gireceğiz diye. Burası da Pelister Stadyumu'muş. Kupasını aldım. Bitola'nın Pelister adlı bir takımı var. Ama stadyumunu gezmek gene nasip olmadı. Vaktim de olmadı açıkçası. Uğraşamadım da. Ne yapalım, bir dahakileri artık. Mehmet, kulaklarını çınlatıyorum şu an kardeşim. İzliyorsan eğer. Geldi iki gözümün çiçeği. Bu otobüsle Skopje, Üsküp'e doğru gideceğiz. Gayet de güzel. Beklediğimden kat 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 iyi çıktı bu sefer. Her geçen yolculukta kaliteyi arttırıyoruz sanırım. Harika bir olay oldu. Çok komik bir olay oldu. Bu abiyle tanıştım. What's your name? Zülfikar. Zülfikar abiyle tanıştım. Zülfikar abi... Yılmaz Zülfikar. Manastır'da. Manastır'mış ve tam 8... Atatürk'ün birinci. Okulu ne bitirmiş? Ondan sonra birinci aşkı burada var idi. Atatürk'ü unuttum yani ismini, şu ablanın ama. Eleni. İşte yardım etti benim abim. Abi tam 8 dil biliyor. 8 dil konuşabiliyor. Şu an Türkçe konuşuyor ama İngilizcesi, Almancası, Hırvatça, Yunanca. Oyna. 5 yıl Türkiye'de yaşamış, İstanbul'u karış karış biliyor. Ben Bayrampaşa dedim, direktman 500 evler dedi, sağmacılar dedi. Göztepe'de, Kadıköy'de benim akrabalarım kalıyordu. Yani en çok benim için oymuş,
gezmek için yani Beyoğlu, Şişli, Taksim. You're wonderful. Taraflarına geziyorum. You're wonderful. Ve abimiz sizce kaç yaşında? How old are you? Neyim? Şu anda 63 yaşında. İnanabiliyor musunuz? 63 yaşında. Evet. 63 yaşında. Benim için yaşlar önemli değil. Yani öyle Allah şükür kuvvetim var. Çok nasip 40 yaşına, 45 yaşına maksimum. Abi hayalimdeki hayatı yaşamışsınız. Gerçekten. Çok Amerika'yı ben gezdim. Bütün Avrupa'yı gezmiş. Kaç ülke gezdin toplam? Bilmiyorum. Bütün sayısını bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz de kendimizi gezgin diye söylüyoruz yani. Biz 20 ülke gezdik. Kendimizle övünüyoruz. Abimize bak. Abi tebrik ederim seni. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Üsküp otobüs terminaline geldik. Saat 2'ye biletimizi aldık. Havalimanına 200 denar. Yaklaşık 2 saat 10 dakika, 2 saat 15 dakikalık bir vaktim var. 2 saat 15 dakikada da Üsküp'ün eski çarşısını son bir kez daha gezeyim. Karnımı doyurayım. Yemekleri çok lezizdi. Onlardan yiyelim. Sonra yavaş yavaş havalimanına doğru gideriz. Zaten otobüs terminaliyle Eski Çarşı arası yaklaşık 20-50 10 dakika falan. Çok fazla değil. Eski Çarşı'da biraz yürürüm, bir kahve içerim. Ondan sonra da Makedonya'yı bitiririz işte inşallah. Tava Airport geldi. Burunlu havalimanına gideceğiz. Burayı da TAV almış. İçeriden aldım ben 200 dinara. Havalimanı 20-25 dakika sürüyor. Benim arkadaşlarım da orada. Gördüm onları. Ohrid'de beraber gezmiştik. Doktor abi Sertar Çelebi ve eşiyle beraber. Burada da denk geldik. Bakalım. Gezen doktor senin için otobüsleri çek demişsin. Merak ediyorsun. İşte otobüsümüz bu, gayet iyi. Ben şimdi Free Shop'tayım, malum. Bizim Euro'nun hali ortada olunca. Özellikle bunların bu sosları çok hoşuma gitti. Tek tek hepsinden denedim. Ayı var, acılı ayı var. İncir, vişneli. Ben özellikle bu ayvarı hangisiydi o ya aldım. Şundan yani aldım. Bir de bundan aldım kendime. Kahvaltılık. Bunlarla ve geçiririz. Gayet güzel. Fiyatları da 6,5 euro. 6,5 euro. Bir de rakia, dediğim gibi. Vişneli rakia içmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Sadece vişnelisi varmış. Başka çilekli, elmalı falan da sordum ama normal rakia çok acı geldi. Vişnelisini aldım. Fakat değişik bir sistemleri var. 1 litreden fazla geçirmiyorlar yüksek alkollü olduğu için. Hani %50'yi geçmeyecekmişsin. O yüzden rakı alamıyorsun mesela. Birini aldın mı rakı alamıyorsun. Fiyatlar uygun. Almak isteyenler olursa. Ve ikaz ışıklarına ve tüm diğer ışıklı uyarı, işaret ve sembollere uyması gerekmektedir. Pegasus ailesi olarak iyi uçuşlar dileriz. Evet, bir yolculuğumuzu da bitirmiş bulunuyoruz. Ucuza gezen doktor olarak izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yaklaşık 3 video oldu. 3 videoda size Makedonya'yı elimden geldiği kadar gezerek, anlatarak göstermek istedim. Yaklaşık 2-3 hafta sonra da bir ülke daha var. O da güzel bir ülke. Oradan da başka bir ülkeye geçebilirim. Böyle bir günlüğüne. 3 hafta sonra tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben geldim, şimdi arabama gidiyorum. Görüşmek üzere.